Hayırlı günler dostlar. Son haberlere bakıyoruz. Öncelikle Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı General Alexander Fomin konuşuyor. Fomin tarafından Moskova'da akredite yabancı askeri ataşeler için stratejik komuta ve personel tatbikatı Vostok 22 için briefing yayınlandı. Kendisinin açıklamalarına yer verilmiş. Rusya Savunma Bakanlığı stratejik komuta ve personel tatbikatı Vostok 22'nin bugün 30 Ağustos'ta başlayıp 5 Eylül'de sona ereceğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada tatbikatın Doğu Askeri Bölgesi bölgesinde yapılacağı duyurulurken, tatbikata katılan ülkeler arasında Azerbaycan ve Esad güçlerinin de aynı tatbikatta yer alması dikkat çekiyor. Tatbikata Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkeleri, Şangay İşbirliği Örgütü ülkeleri ki genel olarak tüm ülkeleri sayalım, Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Beyaz Rusya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Laos, Moğolistan, Nikaragua, Suriye ve Tacikistan dahil olmak üzere çok sayıda ülke katılım sağlıyor. Özellikle Çin yoğun katılım sağlarken dostlar, tatbikatta dikkat ederseniz Ermenistan ve Azerbaycan aynı askeri tatbikatta yer alıyor. Yine bunun dışında Kırgızistan ve Tacikistan aynı tatbikatta yer alırken, burada Esad rejiminin katıldığı bir tatbikatta Azerbaycan ordusunun da katıldığını görmekteyiz. Bunun dışında Vostok tatbikatı için şunu söyleyelim. Rusya tarafından yapılan açıklamada lojistik birliklerin sağ kamplarını kurduğu duyuruldu. Askeri personelin rahat yaşaması için bu bölgeye çok sayıda 100 adet çadırın kurulduğu belirtiliyor. Toplamda 50 binden fazla askeri personel NATO'ya karşı bir birlik oluşturmak için bazı senaryoları yürütecek. 140 savaş uçağı, 60 savaş gemisi, çok sayıda destek gemisi, botlar, 5000'den fazla çeşitli silah teçhizatı Vostok 22 manevrasına katılım sağlıyor. Daha öncesinde Vostok 22 stratejik tatbikatına katılan yabancı askerlere Seversky eğitim alanında briefing verilmişti. Askeri birlikler Primorsky bölgesinde tatbikata başlamaya hazır olduklarını duyurdu. Bununla ilgili haber aktarmış olduk. Dediğimiz gibi katılan ülkeler arasındaki rekabetler dikkat çekerken, Türkiye'nin savaştığı Esad rejiminin de bu bölgede Türk ülkeleriyle beraber aynı tatbikatta yer alması da dikkat çekiyor. Bunun dışında haber dostlar, Ordu Oyunları 22 resmen kapandı ve madalya sıralaması açıklanmış durumda. Madalya sıralamasını aktaralım. Madalya sıralamasına baktığımızda 19 altın madalyayla Rusya'nın birinci olduğunu görmekteyiz. İkinci ülke Özbekistan oldu. 7 altın madalya, 10 gümüş madalya. Türk ülkelerinden dostlar Kazakistan, benzer şekilde Belarus'la beraber üçüncülüğü paylaşıyor. Bunu da görmektesiniz. Bunun dışında dostlar dördüncü ülkeler Çin ve İran. Beşinci ülkeler Vietnam, Cezayir. Daha doğrusu 5 Vietnam, 6 Cezayir. 7 Moğolistan, 8 Azerbaycan, 9 Myanmar. 10 ise Esad rejiminin olduğunu görmektesiniz. Sıralama bu şekilde. Bunun dışında Rusya işgal ettiği topraklara dostlar çok sayıda sevkiyat yaparken, bu bölgede daha hızlı ilerlemek için yıktığı yapıları tekrardan kuruyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı basın açıklaması şu şekilde. Sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Seversky Donetsk nehri üzerinde sözde kurtarılmış yerleşim yerlerini birbirine bağlayan karayolu köprüsünün inşaatının başladığı duyuruldu. Köprünün inşaatı Rusya'nın Merkez Askeri Bölge Birliklerinin malzeme ve teknik birimi tarafından yapılırken, geri çekilme sırasında milliyetçiler Seversky Donetsk nehri üzerinde betonarme bir karayolu köprüsünü havaya uçurdu açıklaması yapılmış. Merkez Askeri Bölgesi'nin Rus mühendisleri mümkün olan en kısa sürede geçici bir Duba Köprüsü'nü inşa ettiklerini duyurdu. Köprünün inşası ile ilgili çalışmalar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sürekli bombardıman nedeniyle karmaşıktı ifadesine yer verilirken, ancak Rus ordusu verilen görevi zamanında tamamladı açıklaması yapılmış. Diğer haber, işgal sırasında Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi'nin ordu havacılığının Ka-52 saldırı helikopterleriyle Ukrayna'ya saldırdığına yönelik de görüntüler paylaşılıyor. Savaş sortileri yaparken Ka-52 keşif ve saldırı helikopterinin pilotları keşfetten müstakam bölgelere havadan füze fırlatırken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kaleleri ve zırhlı araçları hedef alındı açıklaması yapılmış. Diğer haber, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev Kazakistan Anayasa Günü'nü kutlayan bir mesaj paylaşıyor. Irak'a gidiyoruz. Irak'ta Muqteda Esad'ın siyasi hayatını sona erdirmesine yanıt olarak destekçileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki eylemlerine devam ediyor. Buradan görüntüler paylaşılmış.
Azerbaycan ordusu Savunma Bakanlığı resmi basın açıklamasını yapıyor. Açıklama şu şekilde: Azerbaycan ordusunun lojistik destek konuları hakkında bir toplantı düzenlediği, burada bazı tartışmaların yapıldığı, ordunun en yeni ekipmanlarla donatılacağı yönünde haber aktarılmış. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından Halep eyaletinin Ayn al-Arab kırsalında Maşnur Dağı'nda Rus ordu karakolunun birkaç fotoğrafının yayınlandığı belirtiliyor. Malezya 3 adedi kesin olmak üzere 10 adede yakın TUSAŞ'tan Ankasya ve Al sistemlerini almayı hedefliyor. Bu alım yapılırsa TUSAŞ'ın tek seferde gerçekleştirdiği en yüksek adette SİHA ihracatı olacak. Diğer haber, Suriye'de Şam'da yakıt krizi devam ediyor. Ülkesinin petrolünü PKK'ya kaptıran Esad rejimi PKK'ya saldırmazken Şam'da yakıt krizi var. Dolayısıyla kaçak servisler devreye girdi. Fakat taksi ve otobüsler kontak kapattığı için bu kişiler fahiş fiyattan 2500 Suriye lirasından halkı gidecekleri yere taşımaya çalışıyor. Diğer haber, Ukrayna ordusu tarafından paylaşılan görüntülerde Kherson cephesinden bir asker şu açıklamayı yapıyor: Gürcü partizanlarla beraber 57. Tugay'la beraber Kherson bölgesinde düşmanla çatışıyoruz, İlerliyoruz açıklaması yapılmış. Diğer haber, Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA tarafından tank tatbikatının başladığı gününde de görüntüler paylaşılmış. İran medyası da uluslararası askeri ordu oyunlarında İHA'ların kullanımına yönelik yeni görüntüler paylaşıyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'la telefonda görüştüğü yönünde de haber aktarılmış. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin katılımıyla Gürcistan'da düzenlenen Noble Partner 22 tatbikatından bahsediliyor. Tatbikata NATO ve ortak ülkeler katılırken bu yıl ilk defa tatbikatta Japonya ve İsveç'in de yer alacağı notu düşünmüş. NATO demişken iki Rus gemisi NATO birimini gölgeliyor. Bununla ilgili görüntüler paylaşılmış. Aslında tam tersi de denilebilir. İtalyanlara göre NATO birimi Rusları gölgelerken Ruslara göre tam tersi. Bu bölgedeki gemilerin transponder kayıtlarını görmektesiniz. Ardından İtalyan donanmasının en az 4 biriminin devreye girdiği yönünde de bölgeden yine İtalyan medyası Aytemir Radar tarafından haber paylaşılıyor. Diğer haber dostlar, Irak'ta çatışmalarda ölü sayısının 30 Ağustos sabah 9.19 itibariyle 15'e çıktı. Yaralı sayısının 300'den fazla olduğu belirtiliyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii lider Mukteda Es-Sadr destekçileriyle kolluk kuvvetleri ve İran yanlıları Haçlı Şabi ve Asayip Eylül Hak arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bu şekilde bir haber aktarılmış. Özellikle iki Irak askerinin öldüğü haberi de El Arabiya muhabiri tarafından açıklanmış durumda. El Hadat'a göre ayrıca bölgede çok sayıda ölünün olduğu haber aktarılıyor. Irak'ta siyasi kriz 2021'in sonbaharından beri devam ederken ardından ülkede parlamento seçimleri yapılmış. Alınan vekalet sayısı bakımından seçimi Sadr kazanmıştı. Seçimlerden sonra yeni bir başbakanın atanması gerekiyordu. Ancak bu gerçekleşmedi. Sadırcılar parlamentodan çekildiğini açıkladılar. 2020 yılında görev süresinin dolması beklenen Mustafa El-Kazimi başbakanlık görevine dolayısıyla devam ediyor. Hoşça kalın.